Merhaba, stişiniz bol olsun. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel biraz zorlu bir hafta sonu geçti. Açileşen nakşatrasını konuştuk. Nakşatralar, ay konakları o kadar enteresan ki çalıştıkça, okudukça yaşıyorsunuz aslında. Ee, hafta sonu sohbetleri biraz zorlu geçti. Bu dönem hassas bir dönem. O Papa Carter'i yogayı ben çok yaşıyorum. Ee, özellikle Ay, e, Jüpiter. Gibi benefik gezegenler varsa haritanızda bunu daha fazla hissediyor olabilirsiniz balık burcunda. Aşlaşa e ilk denemede biraz zorlu oldu. Harita analizi yapıyoruz çünkü çok hassas. Fakat güzel olan şu bu tarz olaylar aslında bir nevi bizlere hatırlatıyor. Ağlamak, gülmek hepimiz için ne çok fazla gülmek ne çok fazla ağlamak her şeyin bir dengesini bulmak şart hayatta. Ve biz de bir grup olarak birbirimize fikirlerimizi söyledik. Öğretmek nasıl olur? Öğrencilik nasıl olur? Öğretmenlik nasıl olur? Bir nevi ve ikinci aşlaşa videosunu çektik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes öyle düşünüyordur. Yayınlayacağım grup için. Gandanta noktasını gelin konuşalım. Gandanta noktasıyla ilgili videolar çektim ama dediğim gibi... Öğretmek gerçekten çok güzel. Sizler de öğretin. Öğrenci olduğunuzu söyleyerek öğretin. Öğretmen haline gelerek değil belki de. Bir nevi birbirinize anlatmak. Okulda da öyleydi. Benim zaten lisede olsun hangi ortaokul, üniversite yılları sürekli özetlerim. 50 sayfalık e, konunun özeti 150 sayfaydı benim için. O yüzden herkesin haritası farklı. E, haritadaki enerjilere göre açılıyor e, bütün enerjiler. Aş, e, bugün konuşurken Ashlesha e, grubunda Ashlesha Nakşatrası'na ay konağını konuşurken Gandanta noktalarını konuştuk. Gandanta noktaları dharma ve moksha e, motivasyonları arasında arasına denk gelir. Gandanta noktaları. O yüzden su grubuyla yengeç burcu ve aslan grubu arasında diğeri akrep burcu ve yay burcu arasında ve en sonda da revati noktası revati aşvini. O da Balık burcu ve koç burcu arasındadır. Yani su grubu ve ateş grubu bir araya gelir. Ve enteresandır aslında. Diğer burçlara baktığınız zaman o güneş burçları deriz. Her bir zodyak, 12 zodyak vardır. Ama aynı zamanda nakşatralar vardır. Her bir evde biliyorsunuz 9 nakşatra var. O yüzden bazı nakşatralarda, bazı burçlarda... Mesela koçla boğa arasında, boğa ile ikizler arasında... Nakşatralar ikiye ayrılır. Mirigashira mesela hem boğa kısmında vardır hem şey de vardır. İkizler vardır. Aynı şekilde Danish de olsun, Çitra olsun. o yüzden ve burçlar değiştiği zaman yani 12 değiştiği zaman bazı nakşatralar egemen olur. Ama Gandanta noktalarında enteresandır. Hem nakşatralar sonlanır hem de Güneş yani burçlar sonlanır ve bir anda yeni bir enerji açılar. O yüzden hem de grup olarak da element olarak da su grubundan ateş grubuna geçiş olacağı için ve bu rahu Ketu yani karmik notlar için de tam tersi yani ateş grubundan su grubuna geçeceği için enerji bir nevi o ateş ve suyun bir araya gelmesi gibi buharlaşır bir nevi. O yüzden bu enerjiler gandanta karmik noktalardır. Karmik noktaların sonlandığı düğümün sonlandığı gandanta düğüm e spiritüel düğüm e, ve anda Gand Anta'da sonlanmadır. Düğümün sonlanması O yüzden bu noktalarda herhangi bir gezegen varsa transitler de dahil zorlanma yapıldığı zaman o enerji e, daha da düğüm zorlanır ve hep hep söylerim o gezegenle ilgili karakasıyla ilgili o gezegenin yönettiği evlerle ilgili konularda kişi çok fazla zorlamaması gerekir. Diğer enteresan bir nokta da aslında gandantalar geleceği ve geçmişi temsil eden noktalardır. Bu ne demek oluyor? Geçmiş yaşamdan getirdiğimiz bir takım olaylar var ve bu yaşamda da devam ediyoruz. Aslında bir nevi bugün e, derste o örneği verdim. Kitap okuduğunuzu düşünün ve kitap ayrıcı koyuyorsunuz durduğunuz yerde. Tekrar yaşama geldiğiniz zaman Gandanta noktaları o kitap ayrıcına dönmek gibi aslında. Nerede kaldıysanız tekrar aynı yerden Devam etmek zorundasınız. O o chapter'ı bir nevi o bölümü okuyup bitirmeniz gerekiyor ve anlamanız gerekiyor. Hayat gerçekten de ders aslında. Başlı başına hep biz sınavlardan geçiyoruz. Gandanta noktası o yüzden geçmiş yaşamda tamamlanmamış olayları karmik aslında. O yüzden tekrar önümüze gelip ve bizim çözümlememizle alakalı bir konu. Gandanta noktası Merkür ve Keytun Akşatraları'nın arasına denk gelir. Çok kritik bir konumdur. Merkür o yüzden Merkür tam Mokşa farkındalığına vardıran nakşatraları elinde tutar. Bu Aşlaşa, Ciyeşta ve Revatidir ve her bir konumda farklı. Bugün aşağıda şey konuştuk mesela tam zodyan o zehrinin olduğu bir nakşatra, zorlu bir nakşatra ama böyle sözleri söylerken sakın korkmayın, çok önemli bir nakşatra, çok güzel bir nakşatra, çok mistik, çok iyileştirici. Aynı yılının zehri, zehir ama aynı zamanda şifa da sunar. O yüzden daha sonraki gelen de Keitu nakşatrası da Keitu da aslında biliyorsunuz kuyruktur. Keitu'nun hisleri vardır sadece. Çünkü Rahu sadece baştır. İndriyalar Rahu tarafından tetiklenir. İndriyalar nedir? O indranın arzularıdır. Bütün tutkularımızdır. O yüzden Rahu'nun başı tutkularla alakalı. Çünkü görüyor, duyuyor. Bütün o beş duyu, dört duyu vücut yok. O yüzden Ketu olduğu zaman da baş yok. Hislerle alakalı. O yüzden Ketu başladığı zaman aslında DNA ile alakalıdır. Atalarımızla alakalıdır ve bu geçiş çok önemli bir geçiş. Haritaları kendinizi anlamanız e, kişisel olarak farkındalığa nasıl varabilirsiniz? Kişisel gelişiminizde haritanızı, kendi doğum enerjilerinizi nasıl kullanabilirsiniz? Bu şekilde bakın. Transitler çok önemli. Biliyorum bazı astrolog arkadaşlar hava durumu diyor. Bazıları da kızıyor. Ama bir nevi evet hava durumu gibi gerçekten de. Türkiye'de kış bekleniyordu. İnanılmaz soğuklar bekleniyordu ve bir anda olmadı hava durumu. Bazen astroloji de öyle. Bir takım söylediğimiz şeyler belki olmayabilir. Bir takım söylediğimiz şey lerde çok fazla aşırı derecede olabilir. Deprem örneğinde ben gerçekten bu kadar şiddetli bir olay beklemiyordum. Bunu da paylaştım grupta. Düşüncelerim daha seçimlerle alakalıydı. Nitekim e, o da o görüşlerim de hala aynı şekilde devam ediyor. Bakalım neler olacak. Güzel şeyler olsun. E, bugün konuştuk. E, takipçilerimden birisi çok güzel yazmış. Ardıran Akşatrası ile alakalı. Ardıran Akşatrası dedin pırlantadır simgesi ve Türkiye pırlanta gerçekten de ve kendisi söylemiş ama e, Türkiye e, her ben çünkü öyle söylemiştim her Planta ee, pırlanta nasıl oluşur? O basınçlarla oluşur. Yer altında yıllarca süren zorluklardan sonra oluşur ve pırlanta olur ama kendisi de cevaplamış ki haklı da demiş ki ama her taşın altında kalan kaya parçası da basınçlarla pırlanta olmaz. O yüzden Türkiye pırlanta değil <laughs> gibi. Ee, bunun cevabı da evet kendisi haklı ama bunun cevabı nerede yatıyor? Yine haritada yatıyor. O yüzden Ay'a baktığınız zaman Ay'ın konumu enteresan. Ardıra, Rahu'ya baktığınız zaman direkt Rahu Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'nda Rahu pek iyi değildir ama üçüncü evde iyi çalışır. Güneş'e bakıyor Aslan Burcu'nun lordu. Güneş de orada. Merkür, Satürn, Venüs ile birlikte. Stelyon var. Bu olayların olduğu Kate'u çünkü oradan geçiyor. O yüzden Venüs'ten desteğini alıyor. Kadınlar çok önemli Türkiye için. Bunu sürekli söylüyorum. Ve bu enerjiyle zorlanıyor. Evet, pırlanta olacak. Pırlanta uzaktan çok güzel görünür. Yaklaştığınız zaman, pırlantanın içine girdiğiniz zaman bir sürü parıltılar olur. Daha da içine girdiğiniz zaman e, hiçbir şey görmezsiniz. O yüzden belki de e, tamamiyle umutsuz olan kişiler o Ardra'nın kalbi gibi Türkiye'nin gerçekten de cevher olduğunu göremeyen kişiler. Türkiye evet, dışarıdan baktığınız zaman, kaynaklarımıza baktığınız zaman Cennet ve pırlanta, gerçekten pırlanta. Hangi ülkeyle karşılaştırırsanız karşılaştırın, pırlanta. Bu konum Ayşe Yaşa Nakşatrası'nda oldu. Bu hafta konuştuk o yüzden yoğun bir enerji vardı gerçekten de. E, ve e, büyüyeceğiz. Ve Tribagıya yöntemine göre Türkiye Uttra Aşa'da e, Nakşatrası'nı yaşıyordu zaten. Uttra konuştuk. Oturayşa ve Aşleşa enerjileri de karşılıklı enteresandır. Çünkü Firavun faresi bir tarafta, Aşleşa kobra ve bu etkileşim e, ilginçtir. Çünkü e, bir nevi o Firavun faresi oynar, bir nevi kobrayla ve bir hamleyle yok eder. Aşleşa aktif bir nakşatra. Bakın Nagasaki'ye, Hiroshima'ya inanılmaz Aşleşa enerjisi var ve Türkiye içinde bu şekilde açıldı. Bunu daha önceden söylemiştim. Türkiye'nin keytusu çok güzel bir konumda. Ee, güzel konumda derken aslında e, bilim alanında iyi çalışır kova burcunda olduğu için Başak burcunda avamşa'da e, ve balık burcunda rahu oluyor O yüzden e, aynı Japonya gibi zaten Türkiye öyle çok güzel beyin var orada çok güzel gelişmeler var Türkiye'de dikkat edin Türkiye'nin haritası gerçekten enteresan ama çok güzel açılan bir haritası var O yüzden ee, zorlanacağımız olaylar tabii ki olacak zorlanacağımız dönemler olacak Neticede gerçeklere de bakıyoruz deprem bölgesinde yaşıyoruz Ama kalbimizi çok ama çok iyi tutalım çünkü bir bütün olarak e, tekrar büyüyeceğiz. Aşileşa enerjisi, yılan enerjisi yılan koptuğu yerden tekrar kendini yapılandırır. O yüzden e, ve kundalini enerjisiyle alakalı, hayatın o özü anlamıyla alakalı, zenginliklerle alakalı, yeraltı kaynaklarıyla da alakalı. E, bu sadece Dolunay olduğu için ve bu olaylar akabinde bir takım şeyleri gördüğümüz için söylüyorum. Yoksa direkt Aşileşa enerjisi e, Türkiye için bakmak gerekiyor. Bazı noktalar var tabii ki. E, ama genel anlamda Türkiye zorlanacağı bir konumdan geçiyor. Bu konum çok önemli. Dediğim gibi K2 buradan çıkana kadar. O zaman ondan sonra neler olacak? Ondan sonra tekrar haritalara bakacağız. Enteresandır aslında çünkü 19-20-20 Nisan tarihleri arasında da Merkür retro gidecek ve tam Gandanta noktasından geçtikten sonra Jüpiter tabii ki bu enerjiler birbirleriyle insan ister istemez soruyor. Haberleşme ile alakalı yanlış şeyler söylemek belki de Jüpiter Rahu etkileşimi zaten başlı başına çok sıra dışı bir etkileşim ama neticede kozmik enerjilerin bir parçasıyız. Veda, vedalara göre Lord Vishnu için o tanrılardan bir tanesi bu evrenin komutanı gibi yorumlanır ve o yüzden müdahale eder enerjiler aslında. Shiva da tamasik enerjisiyle müdahale ediyor bir takım şeyleri dengelemek için aslında. Evrenin kendi içinde dengesi var. O yüzden bu dengeyi bu acıları hep birlikte yaşayıp bu acıdan... Daha kuvvetli bir şekilde büyüyeceğiz hep birlikte. Acıyı orada yaşayanlar biliyor, kaybeden kişiler biliyor. Çok inanılmaz videolar var. Bir videoda mesela bir kişi bütün ailesini kaybetmiş ama o kadar enteresan ki yemek dağıtıyor ve sohbet ediyorlar bütün ailedeki herkesi kaybetmiş annesini, babasını, çocuklarını ama yardım ediyorum kalanlara diyor. Yardım o küçük aileyi kaybetmiş ama koskocaman bir aileye sahip olmuş sanki. O yüzden lütfen ilk başta yardıma koştuk hep birlikte. Her birimizin yapabileceği mutlaka bir şey var. Bugün, yarın, sonra ee, yapamayanlar kendilerini sıkıntıya da sokmasınlar. Orada olan ihtiyacı olan kişilere e, tabii ki ulaşılacak bir şekilde öyle böyle bu şekilde devam edecek. Türkiye bunu başaramazsa hiçbir ülke başaramaz. Bu bir açık. Komşuluk ilişkileri olsun. Her şey aslında tekrar bir göz atmaya başladık birbirimize. Bu dengeler bu şekilde aslında birbirimizi destekleyecek sevgi ortamında hep birlikte büyüyeceğiz. Bir yere gelecek birbirimize kızacağız, bir yere gelecek birbirimize bağıracağız belki ardıranak şatrası. Bağırmamız gerekiyor zaten <laughs> ama e, ne kadar havlasak da ne kadar bağırsak da o köpek enerjisi çok sadıktır zaten. E, çok anlamlıdır o yüzden çocuklar öyle gerçekten bir bütün olarak e, devam edeceğiz yolumuza. Her neredeyseniz kendinizi çok ama çok sevin. Etrafınızdaki insanları sevmeyi asla asla ihmal etmeyin sevgili dostlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, ışığınız bol olsun. Namaste.